Efendim, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Kenan Sözbir ve Hakan Güldağ ile GONG programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, bu programda, GONG programında biz özellikle halka arz edilen, edilecek olan firmalarımıza öncelik veriyoruz. Onlarla ilgili olarak yatırımcıların aklında olabilecek soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Tabii ki o halka arz edilecek şirketlerin en tepe yöneticileriyle. Bugün de 27 ve 31 Ağustos tarihlerinde halka arz edilecek olan YEO Teknoloji, Enerji ve Endüstri AŞ ile birlikteyiz. Ve tabii onun yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda CEO'luğunu yürüten Sayın Tolunay Yıldız'la birlikteyiz. Tolunay Bey, hoş geldiniz efendim öncelikle. Hoş bulduk Hakan Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. İyi yayınlar olsun. Tabii şirket, ben bakıyorum şimdi pek çok da notumuz var. Çok şey de soracağız. Vaktimiz de öyle çok fazla değil. Müsaade ederseniz ben hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Ama bir iki nokta özellikle dikkatimi çekti. Yani bir kere 300'den fazla çalışan var ve bunların yaş ortalaması 33. Yani bu önemli geldi bana. Bu yani daha genç bir şirketle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda konu da çok genç bir konu diyebilirim. Daha yeşil, daha temiz, daha akıllı sloganları ile özellikle bu sürdürülebilirliği vurgulayarak ilerleyen, kuruluş felsefesinde bu sürdürülebilirlik olan bir şirket. Bütün bunları konuşuyor olacağız. Tabii ki daha teknik konuları da konuşacağız. Nasıl bir temettü politikası izleyeceğinizden genel olarak halka arza ilişkin, rasyolara ilişkin konuları da size soruyor olacağız. Ama müsaadenizle ben şimdi bu genç şirketin 2004 yılında endüstriyel otomasyon endüstrisinde bir anlamda sektöründe yenilikçi çözümler sunmak üzere kurduğunuz, kuran kişi olarak Tolunay Yıldız'ı biraz tanıyarak başlamak istiyorum. Ben sizi TÜGİAD'la ilgili olarak biraz tanıyorum. O tarafına da değiniriz. Tabii sizin Ukrayna ile ilgili, Azerbaycan'la ilgili faaliyetlerinizde de zaman zaman karşı karşıya geldik. Orada da ben ekonomi gazetecisi olarak sizden çeşitli bilgiler aldım, sohbetler gerçekleştirdik. Ama Tolunay Yıldız'ın ağzından biraz Tolunay Yıldız'ı tanıyalım. Bu genç şirketin kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su olarak. Çok teşekkür ederim Hakan Bey, memnuniyetle. Ben dediğiniz gibi YEO firmasının kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanıyım. Elektrik mühendisiyim. Ama devamında eğitim faaliyetlerine de hep devam ettim. İşletme yüksek lisansı ve sonrasında da iktisat doktorasında bulundum. Aslında şu an tez aşamasında hala bir öğrenciyim. İnşallah yakın zamanda doktora unvanını alacağım. Bununla beraber yine size değindiğiniz gibi TÜGİAD üyesiyim. TÜGİAD Türkiye'nin en önemli STK'larından bir tanesi. Üyeleriyle birlikte yaklaşık 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmini yönetiyor. Ben de bu son dönemde aynı zamanda genel başkan yardımcılığını yürütüyorum. Bu görevi almış olmaktan dolayı da özellikle mutlu ve gururluyum. Ayrıca bir girişimci, bir melek yatırımcıyım diyebilirim. Özellikle yapay zeka, big data, makine öğrenmesi temelli girişimlere erken aşamada yatırım yapan, bunların gelişimine katkı sağlamaya çalışan bir rolüm de var. 2019 yılında en çok girişim yatırımı yapan 20 kişi içerisinde de yer almıştım. Son olarak DEİK'te çeşitli yürütme kurulu üyeliklerim var. Örneğin Enerji İş Konseyi yürütme kurulu üyesiyim. Ukrayna, Etiyopya gibi çeşitli ülkelerde de yürütme kurulu üyeliği yapıyorum. Bu sayede ticari diplomasiyle network'ümüzü olabildiğince genişletmeye çalışıyoruz. Tolunay Yıldız olarak böyle özetleyebilirim. Efendim? EMSAT da var değil mi? EMSAT da var. Tabii bir de EMSAT var. Doğruyu hatırlattınız. EMSAT'ta da yine şirket olarak üyeyiz. Orada da çeşitli faaliyetler içerisinde yer alıyoruz. Özellikle bu elektrik, iletim ve dağıtım sektöründe yer alan firmaların yurt dışında daha fazla rol alabilmesi için çeşitli faaliyetler içerisindeyiz.
Evet, Yıldız Teknik'ten de mezun olduğunuzu ben ayrıca şöyle bir ilave edeyim. Çünkü Yıldız Teknik'in de aynen İTÜ'lüler gibi, İstanbul Teknikliler ve ODTÜ'lüler gibi bu konuda biraz fanatik olduklarını biliyorum. Evet, aynen öyle. Yıldızlar herhalde en çok, belki de kendi şirketini kuran, en girişimci ruha sahip mezunlar diye düşünüyorum. Yani karşımıza çokça yıldızı çıkabiliyor, kendi işini kuran, kendi girişimini oluşturan. O açıdan da tabii yıldız olmaktan gurur duyuyorum. Evet, siz de yani baktığım zaman böyle genç, yani 2004 yılında kurulmuş, gerçi hani genç diyoruz ama sonuçta bir geçmiş de var burada. Evet. 16-17 yılda da bulan bir çaba var. O çerçevede biraz bize bu şirketin kuruluşu, gelişimi ve tabii bu kuruluşu, gelişimini, oradaki felsefeyi bize anlatırken bugün bu halka arz noktasına neden gelindi, buradan ne amaçlanıyor, o perspektiften aktarırsanız çok sevinirim. Tabii, memnuniyetle. Ben daha 24 yaşındayken Yeo'yu kurdum. Yeo da aslında başlangıçta bir startup firmasıydı diyebilirim. Yani yeni mezun, çok az bir tecrübeyle yola çıktım. Ama devamında hızla ekibimizi genişleterek, her yıl üstüne koyarak büyüdük. Başlangıçta endüstri otomasyon çözümleri sunmak üzere yola çıkmıştık. O yıllarda, o günlerde tabii endüstri otomasyon, bugün aslında endüstri IoT, endüstri 4.0 neyse o anlamı ifade eden çok trend bir konuydu. Biz de bu çözümleri sunmak üzere yola çıktık. Devamında elektrifikasyon çözümleri, devamında yüksek gerilim ve enerji çözümlerini de ekleyerek ve yurt dışı açılımını da üstüne koyarak sürekli büyüyen, gelişen bir şirket olduk. Geldiğimiz noktada 17 yıllık tecrübeyle birlikte 25'ten fazla ülkede 200'den fazla projeyi başarıyla tamamladık. Şu an 70... Bilgi verir misiniz? Mesela şimdi böyle bunlar dile kolay rakamlar Tolunay Bey. Yani böyle 200'den fazla proje diyoruz ama onlarda ne emek var, ne çabalar var, her zaman tam hissedemiyoruz. Bizi izleyenlerin biraz onda bir böyle o hissiyatı, o duyguyu alabilmeleri için mesela Azerbaycan'da önemli bir altyapı çalışmasına imza attığınızı biliyorum. Biraz bunları, mesela Mavi Akım'ın otomasyonunda görev aldığınızı biliyorum. Bir parça öyle o projeleri de değinerek anlatırsanız. Tabii, memnuniyetle. Dediğiniz gibi ya, her bir projenin ayrı bir hikayesi var. Hatta bizim bazen her bir projemizin ayrı bir sloganı da olabiliyor. Yani o işin özelliğine göre. Gerçekten çok büyük emeklerle, bazen çok ciddi streslerle bu projeleri başarıyoruz. Ama günün sonunda mutlu sona hep ulaştık. Dediğiniz gibi Azerbaycan'da çok önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Uzun yıllardır oradayız. Geçtiğimiz yıl tamamladığımız Megascada adıyla bir projemiz var. Azerbaycan'da aslında o projenin gelişimini biraz anlatmak istiyorum. 5 yıl önce çok ciddi bir elektrik kesintisi yaşandı. 2 gün boyunca ülkede hiçbir noktaya hemen hemen enerji verilemedi ve dolayısıyla ciddi bir kriz ortaya çıktı. Devamında ciddi altyapının iyileştirilmesiyle ilgili kararlar alındı ve biz de bu bağlamda birçok proje üstlendik. Son bu Megascada projesi de ülkedeki tüm enerji üretimini, iletimini ve dağıtımını tek bir dijital merkezden yönetilmesini sağlayacak merkez kurulması projesiydi. Geldiğimiz nokta itibariyle proje başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 10 milyonluk nüfus olan ülkenin tüm enerji şebeke yönetimi tek bir merkezden dijital altyapıyla çok daha güvenli bir şekilde şu an yönetiliyor. Bu bizim için çok değerli, önemli bir referanstı. Siz de demin Ukrayna'dan bahsettiniz. Ukrayna'da 2 sene önce bir proje geliştiğinde sadece 2 ay gibi çok kısa bir süre vardı. O süre içerisinde 16 megawattlık bir güneş enerji santralini bitirmemizi istemişlerdi. Biz de çevik özelliklerimizi ortaya koyarak hem de sıkıntılı bir dönemde 2 ay gibi kısa bir sürede o ülkede mobilize olarak o projeyi başarıyla tamamlamıştık. Bunun dışında biyogaz, atıktan enerji üretme bildiğiniz üzere çok önemli bir konu günümüzde, çok değerli bir konu. Türkiye'nin en büyük biyogaz enerji santrali olan İstanbul Silivri Seymen Çöp Sahası'nda enerji üretme projesinde görev aldık. Daha yüksek gerilim şalt tesisinden otomasyonuna, dijitalizasyonuna kadar görevler aldık ve o proje faz faz devam ediyor. Şu an
muhtemelen 5 yıl sonunda 100 megawatt gibi bir kapasiteye ulaşacak. Mavi Akım projesi yine Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıma projesi. Bu projenin tüm otomasyon sorumluluğunu üstlenmiştik. Yine örnek olarak anlatabileceğim Ürdün'de yaklaşık 2 milyon kişiye su sağlayan çok önemli bir projeydi. Pompa istasyonları ve arıtma tesisiyle birlikte tamamladığımız değerli bir proje. Yine birçok farklı şehirde, ülkede güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, sulama projeleri, birçok farklı proje ve farklı hikaye söyleyebilirim. Evet, birçok proje var, birçok hikaye de var dediğiniz gibi. Ama bir enerji depolama meselesiyle de sizin bir yakın bir çalışmanız var bildiğim kadarıyla. Bu enerji depolama da son dönemde yine en çok konuşulan, tartışılan meselelerden bir tanesi. Bu biraz da böyle geleceğin bir işi olarak da görünüyor. Çünkü bütün bu bahsettiğiniz rüzgar enerji santralleri, güneş enerji santralleri bu enerji depolamasıyla direkt ilintili ve birdenbire katma değerleri ve toplam değerleri de çok artacak olan sektörler gibi görünüyor. O enerji depolama için paylaşabileceğiniz bir bilgi var mı? Tabii kesinlikle çok doğru bir tespit. Şimdi konuyu şöyle biraz açabiliriz. Bildiğiniz üzere Avrupa Yeşil Mutabakatı geçtiğimiz sene çok önemli bir gelişme olarak aslında hayatın tüm alanlarına girmeye başladı. Tesadüf ki siz de bugün Dünya Gazetesi'nde bu alana, bu konuya değinmiştiniz. Şimdi biz aslında bütün gelecek stratejimizi bu yeşil mutabakat, Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi özellikle hayatımızın her alanına giren, nüfuz eden bu üç tane vizyonun ortaya çıkarttığı sonuçlar üstünden kurmaya çalışıyoruz. Bu sonuçların da en önemli üç tanesinin dijitalleşme, dekarbonizasyon yani sıfır karbon hedefi ve desentralizasyon yani merkezi olmayan dağıtık çözümler. Bunun içerisinde dijitalleşme tabii hayatın zaten her alanı içerisinde, her endüstride, her sektörde olmazsa olmaz bir konu. Sıfır karbon hedefiyle birlikte tabii enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklardan üretilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması artık kaçınılmaz bir durum olmaya başladı. Çok daha bu alanda ciddi fonlar karşımıza çıkıyor. Desentralizasyonla da birlikte aslında merkezi olmayan büyük yapılardan daha mobil yapılara geçtiğimiz çıktığıyla karşı karşıyayız. Biz de buradan işaretle özellikle enerjide mobil çözümleri sunmak istiyoruz. Depolamada bunun içerisinde çok önemli bir yer tutuyor. Depolama sizin de dediğiniz gibi enerjinin her alanında yenilenebilir enerji kaynakları arttıkça bunların şebekede ortaya çıkartacağı sıkıntıları gidermek adına veya sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına enerji üretmek istediğinizde sürekli ve kesintisiz bir şekilde enerji elde etmek için kullanmanız gerekiyor. Veya bugün işte özellikle Afrika'da çok ciddi hala elektriğe ulaşamayan, biz Endüstri 4.0'ı konuşurken daha orada elektriğe ulaşamayan çok ciddi bir nüfus var. Dolayısıyla Afrika'ya çok hızlı, kolay bir şekilde enerjiyi götürmenin de aslında yolu enerji depolama çözümlerinden geçiyor. Yani yenilenebilir güneş gibi enerji kaynaklarıyla birlikte depolamayı kullandığınızda çok hızlı, çok kolay enerji götürebilirsiniz. Biz de buradan işaretle enerji depolamayı çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanda hem Ar-Ge faaliyetlerimiz olacak hem de çözüm paketleri oluşturmayı planlıyoruz. Şu anda yurt içinde, yurt dışında takip ettiğimiz bu alanda projeler var. Yani hızla hayatımızın bir parçası olacak. Biz de buradaki yerimizi almak istiyoruz. Yine buradan işaretle şunu da belirtmek istiyorum. Yine offshore enerji çözümleri de sıfır karbon hedefiyle birlikte yine tarımsal alanları çok daha doğru kullanabilmek adına önemli bir konu haline gelecek. Biz de yaklaşık 6 ay önce bu alanda Marin Erci diye bir iştirak şirketi oluşturduk bir partnerimizle birlikte. Partnerimiz Aras Denizcilik firması kendi alanında hem su altı hem su üstü operasyonlarda Türkiye'nin değil dünyanın sayılı firmalarından bir tanesi. Onların su altı su üstü operasyon kabiliyeti bizim de enerji konusundaki kabiliyetlerimizi bir araya getirdiğimizde hem yüzer güneş enerji santralleri hem yüzer rüzgar enerji santralleri kurulması konusunda bölgede önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. Hatta
Şu anda Orta Doğu'da Dubai'de bir proje sona yaklaşıyoruz. Sözleşme imzalama aşamasında diyebilirim. O da bizim için çok önemli bir başlangıç olacak, giriş olacak. Yani enerji depolamada buradan şuraya varabiliriz. Hayatımızın her alanında gelecek elektrikli otomobillerden saydığım gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar çok önemli bir konu. Evet, çok yaygın ve de giderek hani nasıl diyelim geometrik olarak büyüyen bir alan ve göründüğü kadarıyla önümüzdeki en az 10 yıl hem dünyadaki ekonomik toparlanmaya hem de ondan sonraki gelişmenin ana motoru, ana ekseni olacak bir alan, bir zemin olarak görmemiz lazım. Aslında bir paradigma değişiyor bu. Kesinlikle. Yeşil dönüşümle birlikte bambaşka bir çerçeveye doğru gidiyoruz ve asıl gelişme alanları buradan çıkacak gibi. Dolayısıyla tabii işimiz, o da işin bir parçası. Belki para kazanma tarafında, birikimlerin yapılması tarafında da en güçlü alan olarak görünüyor. Siz de bunu daha yeşil, daha temiz, daha akıllı sloganıyla, bu sürdürülebilirlik vurgusuyla sık sık gündeme getiriyorsunuz. Şirketi öne çıkarırken, kuruluş felsefesini de tanımlarken. Şimdi ben bu İstanbul Sanayi Odası'nın ikinci 500'ü içinde de yer aldığınızı biliyorum YEO evet, olarak. Oradaki rakamlara da daha önceden de o ISO 2500'de bir de makalede verdiğim için biraz rakamlara bakmıştım. Sizin şimdi 2020'de 6 ülkede 51 proje notlarıma bakınca tamamladığınızı görüyorum. Ciro'da bir %22'lik bir artış var. Faiz ve vergi öncesi kârda da bir %89'luk bir artış var. Aslında bu tarafıyla özellikle FAVÖK tarafında bir ikinci 500'ün ki çok iyi bir performans bu, yani 2020'de gösterildi orada. Sizinki onun da bir ortalamanın da biraz üstüne çıkıyor. Şimdi böyle bir çerçeve, yani şöyle kurmak istiyorum ben, sözü de sonra Kenan Sözbir'e bırakmak istiyorum. Bir tarafıyla yeni ve geleceğe doğru bakan bir şirket ama belli bir tecrübeyi de bu alanda çeşitli projelerle, 200 kadar projeyle edinmiş ve bunların önemli bir kısmını da 2020'de gerçekleştirmiş. Bilmiyorum, yanlışım varsa düzeltin. Bir, bunu görüyorum. İkincisi yani karlılık bakımından da iyi bir yerde, ortalamaların üzerinde, kendi alanında bir yerde olarak görüyorum. Şimdi böyle bir yapı içerisinde 100 milyon liralık bir halka arz gerçekleşecek. 27 ve 31 Ağustos tarihlerinde sabit fiyatta talep toplanacak. Evet. Burada Kenan Sözbir'e bırakacağım sözü. Bize hani yöntem neler olacak, nasıl bir yöntem izlenecek, halka arz nasıl yapılacak? İstersen biraz da Sayın Yıldız'dan o konuda bilgiler alalım. Tabii, memnuniyetle, memnuniyetle. Siz bu soruya... Tabii ben yanıtlayayım o zaman. Şöyle. Ardından biraz daha ayrıntılı sorular soracağım ben de. Tabii şöyle, bizim Hakan Bey'in de belirttiği gibi halka arz büyüklüğümüz 100 milyon TL olacak. Bunun %80'i sermaye artış şeklinde direkt şirket kasasına girecek ve tamamen gelecek ve büyüme stratejilerimiz için kullanılacak. Tahtadan satış yöntemiyle ve eşit dağıtımla olacak. Tamamen küçük yatırımcıyı önceliklemek istedik. Bu sebeple bu yöntemi seçtik. Bireysel veya kurumsal ya da yurt dışı fonlara farklı orandan ayrıldığı bir tarzı tercih etmedik. Küçük yatırımcılarımızın bu halka arzdan mutlu olacaklarını tahmin ediyoruz. Peki Dolunay Bey, hayırlı olsun tekrar size. Hayır. De Türkiye sermaye piyasalarına da diyelim. Halka arzla ilgili biraz daha bilgi istiyorum. Mesela buradan elde edilecek gelir kalem kalem nasıl kullanılacak şirkette? Tabii bahsedeyim. Şimdi biz öncelikle halka arzla birlikte mevcut iş yaptığımız sektör ve alanlarda büyümeyi ve daha da derinleşmeyi hedefliyoruz. Ama bununla da paralel aynı zamanda yeni sektörlerde, yeni faaliyet alanlarında olmak ve yeni iş modelleri oluşturmak istiyoruz. Buradan yola çıkarak
elde edeceğimiz fonu bir kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanacağız. Bir kısmını bizim için yurt dışı gelirleri çok önemli. Son 3 yıldır özellikle gelirlerimizin büyük bir kısmını yurt dışı kaynakta elde ediyoruz. Bunu çok daha artırarak sürdürmek amacıyla yurt dışında çeşitli ofisler açmayı, iştirakler oluşturmayı planlıyoruz çeşitli lokal partnerlerimizle birlikte. Yurt dışı faaliyetlerini destekleyecek organizasyonlara daha fazla katılmak istiyoruz. Bir kısmı burada kullanılacak. Başta demin de konuştuğumuz enerji depolama, hibrit enerji çözümleri, mobil enerji çözümleri gibi konularda ARGE faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Bu alanda değerlendireceğiz. Yine şirketin büyüyen iş hacmini karşılamak amacıyla bir kapasite artışına ihtiyacımız var. Bizim şu anda hali hazırda bir üretim tesisimiz var, pano üretim tesisimiz. Bunu çok daha büyütmek istiyoruz. Enerji depolama ve benzer çözümler için de üretim alanına ihtiyacımız olacak. Çeşitli istihdam artışları olacak. Dolayısıyla kapasite artışı için kullanmayı planladığımız bir fon var. Son olarak da yeni bir iş modeli olarak özellikle demin de konuştuğumuz yeşil mutabakatla birlikte Avrupa'da enerji projelerinin çok ciddi desteklendiğini görüyoruz. Biz de Avrupa'da yenilenebilir enerji proje lisansları geliştirip bunları anahtar teslimi yaparak yatırımcılarımıza sunmak istiyoruz ve belli bir kısmında da yatırımcı olarak da kalmak istiyoruz. Böyle bir planımız var. Dolayısıyla şu an hali hazırda özellikle İtalya'da ve Romanya'da proje lisansı geliştirme faaliyetlerimiz var oldukça ilerlemiş düzeyde. Bir kısım fonu da buralarda lisans geliştirme amacıyla kullanmayı planlıyoruz. Peki bu siz hızlı büyüyen bir şirketsiniz. Biraz önce de Hakan Bey'in sorularına verdiğiniz yanıtlarda da vurguladınız. Buradan elde edilecek gelirin bir kısmını büyüme için kullanacaksınız. Evet. Ve büyüme için siz yeni pazarlara açılmayı da hedef olarak önünüze koymuşsunuz. Evet, evet, evet. Nedir bu, nerelerdir bu yeni pazarlar? Birincisi. İkincisi de biraz önce bahsettiğiniz lokal ortaklıklar dediniz. Bu bir yabancı ortaklık mı? Böyle bir çalışmanız var mı? Şu anda sonuçlanmış herhangi bir durum söz konusu mu? Şöyle, biz özellikle demin de bahsettiğim üzere Avrupa'yı çok önemsiyoruz. Bu sebeple yurt dışı ofisi olarak halka arzdan sonra kısa zamanda Almanya'da bir ofis oluşturmayı, lokal bir şirket oluşturmayı planlıyoruz. Avrupa operasyonlarını özellikle Almanya merkezli yürütmeyi planlıyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin fonları Almanya merkezli özellikle yönetiliyor, öyle düşünüyoruz. Bununla birlikte Afrika'yı tabii çok önemsiyoruz. Afrika'da özellikle Doğu Afrika bizim için hedef ülke grubu diyebilirim. Orada bir ofis oluşturma, şu anda Etiyopya'da hali hazırda faaliyetlerimiz var. Etiyopya olabilir, Kenya olabilir. Orada bir ofis oluşturma düşüncemiz var. Pakistan'da yine bir ofis oluşturma, lokal bir partnerimizle planımız var. Biz çeşitli ülkelerde lokal, güçlü lokal partnerlerle işbirlikleri kurarak ilerlemenin çok daha iyi sonuçlar verdiğini düşünüyorum. Çünkü uzak coğrafyalar ve her ülkenin, her bölgenin kendine has özellikleri var. Dolayısıyla buralarda hızlı ilerlemenin ve doğru iş yapabilmenin yönteminin lokal işbirlikleri olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Pakistan bunun ilk örneği olacak ama farklı ülkelerde de bunu devam ettirmeyi planlıyoruz. Partnerliklerle birlikte o ülkelerde daha güçlü olabileceğimizi düşünüyoruz. Yine Orta Doğu'da Dubai merkezli bir oluşum gündeme gelecek gibi gözüküyor. Yani bizim ülkemizin hep konuştuğumuz coğrafik avantajı, işte 5 saatlik bir uçuşla yaklaşık 40 küsür tane ülkeye ulaşabilme avantajından hep bahsediyoruz. Bu avantajı biz de aynı şekilde kullanma planı içerisindeyiz. Etrafımızdaki yukarıda, aşağıda, Avrupa'da ya da işte Afrika'da yakın komşularımız tamamında geçmişte birçoğunda iş yaptık. Bundan sonra da buralardaki faaliyetlerimizi artırarak sürdürmek istiyoruz. Peki Tolunay Bey, tüm bunlar sizin bilançolarınıza nasıl yansıyacak? Nedir gelir tahmininiz ve önemli rasyolardaki hedefleriniz? Yani net kar marjı, faaliyet kar marjı özellikle.
Tabii şöyle, bizim 2021 yılı için öngörümüz %61 ciro büyümesiyle yaklaşık 405 milyon lira. Bunu da şu an itibariyle realize ettik diyebilirim. Şu an hem önceki yıldan devam eden projelerimiz hem bu yıl içerisinde oluşan projelerimizle yaklaşık 550-600 milyon liralık bir ciroyu elde etmiş durumdayız. Bunun önemli bir kısmı 2021'e yansıyacak, belli bir kısmı da 2022'ye yansıyacak. Dolayısıyla şimdiden 2021 cirosunu elde etmiş, 2022 cirosu içinde önemli bir kısmına ulaşmış bir firmayız. Karlılığımızda her yıl yukarıya doğru tabii taşıma hedefi içerisindeyiz, verimliliğimizi yukarı çekerek. 2021 yılı için şu an FAVOK hedefimiz 65 milyon lira civarında gözüküyor. Bunu bir sonraki yıl 80 milyon lira civarında olmak üzere sürekli yukarıya taşıyarak inşallah devam edeceğiz. Peki şimdi küçük yatırımcı bu bilançoya yansıyan bu başarıdan hangi oranda faydalanacak diye soracağız. Şirketin temettü politikası nedir? Bu konuda bir taahhütünüz var mı? Tabii. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Yani şirketimiz net borcu neredeyse sıfır olan bir firma. Yani halka arz gelirini kesinlikle herhangi bir borç kapatma işlemi için değerlendirmeyeceğiz. Bunun dışında gelirlerimizin önemli bir kısmı yurt dışı kaynaklı ve yurt içinde olsa da döviz sözleşmeleriyle olduğu için hemen hemen döviz riski taşımayan bir şirketiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Küçük yatırımcı açısından da demin de bahsettik, tahtadan ve eşit dağıtım yöntemiyle olacağı için küçük yatırımcılarımızın hani birçok halka arzda olmadığı kadar hisse alabileceklerini tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu durumun onları fazlasıyla mutlu edeceği tahminimiz var. Temettüyle ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Tabii, temettü, tabii. Temettü politikasıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Tabii biz bir tarafıyla az önce de konuştuğumuz sürekli büyüme isteği olan, verimini arttıran, bunun için de çeşitli yatırımlar yapmak isteyen bir firmayız. Ama bir tarafıyla da yatırımcılarımızı, tüm paydaşlarımızı mutlu etmek istiyoruz temettü dağıtarak. Dolayısıyla burada bir taahhütümüz yok ama her yıl genel kurullarda karar verecek şekliyle ama tüm paydaşları da yine memnun edecek, mutlu edecek bir denge noktasıyla bir tarafta şirketin büyümesine engel teşkil etmeyecek, gerekli kaynakları kullanmamıza imkan sağlayacak, bir tarafıyla da belli oranda temettü dağıtacak bir şirket olmayı açıkçası arzu ediyoruz önümüzdeki yıllarda. Peki Tolunay Bey, epey kapsamlı oldu sanki. Evet. Bilmiyorum, eklemek istediğiniz bir nokta var mıdır onu soracağım ama bir de şöyle önümüzdeki döneme ilişkin yatırımcılara bir tavsiyeniz olsa, yani kendinizi daha doğrusu bir yatırımcı yerine koysanız, birçok halka arz oluyor biliyorsunuz. Evet. Ama siz hem bir kurucu olarak mutlaka Yahoo'yu, Yahoo teknolojiyi ön plana çıkarıyorsunuz. Çok da tabii ki doğru. Ama genel itibariyle böyle bir tavsiyeler vermek durumunda olsanız neler söylersiniz? Yani yatırımcıları hangi konularda özellikle uyarmak ya da dikkat çekmek istersiniz? Hangi konulara dikkat çekmek istersiniz? Tabii, memnuniyetle. Şimdi finansallara değinmiştik. Oradan başlayabilirim. Tabii az önce de belirttiğim üzere hani şirketimiz borçluluğu olmayan, kur riski taşımayan, döviz gelir olan, yurt dışında farklı bir sürü coğrafyada iş yapan bir şirket. Dolayısıyla yatırımcının da özellikle bu taraflara çok dikkat etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çok ciddi borçluluğu olan, sadece yurt içi gelirleri olan, ciddi döviz riski taşıyan birçok şirketin sahneye çıktığını görüyoruz. Biz bu açıdan yatırımcıların rahatlıkla yatırım yapacağı bir firma olduğumuzu düşünüyorum. Bunun dışında yine konuştuk, trendsel olarak tamamen büyüyecek, hayatımızın her alanına çok daha fazla girecek alanlarda çalışıyoruz. Yani eskimeyecek, demode olmayacak bir alan üstünde çalışıyoruz. Dolayısıyla bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine başka şirketler için de yatırımcıların bunu önceliklemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün var olan birçok şirketin 5 yıl, 10 yıl sonra olmayacağını hepimiz biliyoruz. Birçok istatistikle bu gözüküyor. Dolayısıyla gelecekte var olabilecek, büyüyebilecek
iş alanlarına iş alanlarında olan firmalara yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Biz son olarak şuna değinmek istiyorum ki farklı uzmanlıklarla, farklı sektörlerde ve farklı ülke ve bölgelerde iş yapan ve özellikle demin de bahsettiğimiz yenilenebilir enerji gibi, enerji depolama gibi, offshore enerji çözümleri gibi gelecek trend konularda çalışan, gelecek hedefleri oldukça büyük olan bir firmayız. Dolayısıyla yatırımcılarımızın hani bizimle uzun dönemli kalmaları, bu vizyonun bir parçası olmaları ve birlikte kazanmamızı açıkçası öneririm. Yani birlikte kalalım, birlikte kazanalım diyebilirim sonuç olarak. Vallahi çok teşekkür ediyoruz Sayın Tolunay Yıldız. Yani bakalım önümüzdeki süreç neler getirecek. Dediğiniz gibi o temennilerinize katılmamak mümkün değil. Umarım bütün insanlığa aynı zamanda daha sağlıklı günler de getirsin. Daha keyifli biçimde bunları daha da ilerletebileceğimiz, geliştirebileceğimiz zamanlarda gelsin temennisini de ben aktarıyorum. Başarılar diliyoruz. Gerçekten önemli bir halka arz. Siz Borsa İstanbul'da çalacaksınız ama biz eğer müsaade ederseniz Kenan Bey burada bir şöyle hayırlı olsun gongunu şimdiden çalsın. Çok başarılar, memnun oldum. Bir prova yapmış oluruz. Onay Bey. Evet, inşallah hayırlı olur. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza, aklınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli sohbet oldu. Efendim, bizi bütün izleyenlere de sağlıklı günler diliyoruz. Başarılar ve tabii ki bol kazançlar diliyoruz.